Merhaba sevgili Sine 5 izleyicileri. Evet, bir mercek programından daha sesleniyoruz sizlere. Bugünkü konuğumuz ve mercek altına alacağımız konumuz uluslararası ilişkiler uzmanı, girişimci Sayın Kemal Kısa ile birlikte uluslararası gündemi konuşacağız, mercek altına alacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Evet, öncelikle tabii ki sizi tanımak istiyoruz. Ondan sonrasında hemen yorumlarınızı alacağız. Başlayacağız sorularımızı yönlendirmeye. Buyurun. Ben uluslararası ilişkiler uzmanıyım. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkilerden mezun oldum. Şu anda da İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde Güvenlik Bilimleri bölümünde yüksek lisansını devam ediyor. Onun dışında Siyaset ve Strateji adında bir gönüllü platformum var. Online olarak atölyeler, organizasyonlar yapıyoruz. Bu şekilde. Evet. Öyleyse ilk sorumuz geliyor, yorumunuzu almak üzere. Bildiğiniz gibi Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin hakkında savaş suçu işlediği gerekçesiyle yakalama kararı çıkardı. Çok da ilginç bir karar değil mi bu aslında, yani izlenilen yol, takip edilen yol çok ilginç. Ben ilk kez denk geliyorum böyle bir karara. Çok da hoşuma gitti, gitmedi değil. Birçok kişinin hoşuna gitmişti. Bu gelişmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz ve bu durum Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın geleceğini nasıl etkileyecek? Tabii ilk başta şunu söylememiz lazım. Rusya Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni tanımayan bir ülke. O yüzden Putin çok da bu kararı yani umursamıyor açıkçası. Yani bu mahkemeyi tanımıyor Putin. Ama şöyle bir etkisi olacağını söylüyor uzmanlar. Putin'in uluslararası seyahatlerinde olumsuz etkileneceğini söylüyor. Mesela bu mahkemeyi tanıyan bir ülkeye gittiği zaman Putin tutuklanabilir diyorlar. Uh-huh. Böyle bir şey olursa tabii ilginç olur. Onun dışında savaş suçu derken şunu kastediyorlar. Birçok savaş suçu sanırım var ama kamuoyuna yansıyan şu. Ukrayna'daki bazı çocukların Rusya'ya götürüldüğü söyleniyor. Bu kamuoyuna yansıdı. Onun dışında yani baktığımız zaman Rusya'nın sadece Ukrayna'da değil, geçmişte de birçok savaş suçu işlediği ortada. Mesela Wagner denen bir Rusya'nın özel askeri şirketi var. Bu Türkiye bunu mesela Libya'da tanıdı. Ama sadece Libya'da yoklar. Yani Libya'da, Suriye'de, Irak'ta, yine Ukrayna'da, Kırım'da bu Wagner grubunun varlığını herkes biliyor. Ve bu Wagner grubunda savaş suçları işlediği söyleniyor. Yani insan hakları örgütleri savaş suçu işlediğini söylüyor ve Amerika bunu uluslararası bir suç örgütü olarak tanımladı Wagner'i. Yani Rusya'nın bu konuda çok fazla açığı var aslında ve gelecek yıllarda da sıkıntı yaşayacağını düşünüyorum bu konuda, savaş suçu konusunda. Onun dışında Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini nasıl etkileyecek diye konuşursak o da şöyle olabilir. Ya ben savaşın giderek şiddetleneceğini düşünüyorum. Bir yıldan fazladır bu savaş devam ediyor ve Ukrayna özellikle bu savaştan dolayı çok sıkıntı çekti. Bu savaş neden devam edecek? Çünkü batılı ülkeler özellikle ağır silahlarla Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyor. Rusya'da bir yandan da Putin vazgeçmiyor ve giderek işgali artırıyor. Yani buna işgal demek tabii ki ben bunu işgal olarak görüyorum, öyle söyleyeyim. Ama işgal. İşgal tabii ki. İşgal. Kırım'da da mesela aynı şeyi yapıyor birçok ülkede. Bunu da Rusya'nın yayılmacı politikasıyla ilişkilendirebiliriz. Tabii ki Putin'in de lider olarak etkisi. Mesela Amerika en başta Ukrayna'yı destekliyor. Yani ağır silahlarla destekliyor. Onun dışında Almanya geçenlerde Leopard denen bir tankı var. Onu göndereceğini söyledi. En son Polonya ve Slovakya savaş uçağı göndereceklerini söylediler ki bu MiG-29 denen bir savaş uçağı, eski tip bir savaş uçağı ve Ukrayna'da bunun modern uçaklarını istiyor. Daha modern uçaklar gönderin diyor, F-16 gönderin diyor. Ama uzmanlar da diyor ki ister modern ister eski tip gelsin Ukrayna'ya. Rusya'nın öyle hava savunma sistemi var ki çok da fazla bir etkisi olmayacaktır diyorlar. Yani bir yandan Rusya vazgeçmiyor, bir yandan Ukrayna vazgeçmiyor. Bu savaş giderek böyle devam ediyor. Türkiye açısından bir de söyleyeyim. Türkiye'de savaşın başından beri bir denge siyaseti izlemeye çalışıyor. Yani Rusya ile Ukrayna arasında. Aynı zamanda Ukrayna dediğimiz zaman yani Batı onu desteklediği için Amerika ve Avrupa. Bu iki grup arasında, bu iki blok arasında bir denge siyaseti izliyor. Ben de bunun doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir taraftan kesin yana olursanız bu sizi sıkıntıya sokabilir. Türkiye'nin yani konum ortada, jeopolitik olarak Rusya'nın saldırganlığı ortada. O yüzden Türkiye'de aslında tabii ki Ukrayna'nın yanında olduğunu belirtse de tabii mesela şimdi biz
SİHA'lar var, TB2 Bayraktar. Ukrayna'ya bunları gönderiyoruz ama kesin olarak da hani Amerika gibi, Avrupa gibi Ukrayna'nın yanında olduğumuzu kesin kesin belirtmiyoruz ki Rusya'nın saldırganlığını üzerimize çekmeyelim diye. Evet. Tabii çünkü uluslararası ilişkileri zedeleyebilecek birçok şeyi ülkeler yapmamalı. Ama tabii burada da vicdan devreye giriyor. O da kesinlikle uluslararası ilişkiler evet. uzmanının işi değil, değil mi? Yani şöyle diyeyim. Vicdan her zaman devreye giriyor. Yani bize genelde şu öğretiliyor. Uluslararası ilişkilerde devletler arasında sadece çıkarlar vardır. Doğru. Duygusallık asla yoktur ama sonuçta ülkelerde liderler yönetiyor ve onların da bir vicdanları var, duyguları var. İster istemez karışıyor yani. Evet. Ama biz güzel bir politika izliyoruz değil mi? Yani ben başarılı olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Yani çünkü Rusya çok saldırgan bir ülke ve onu üzerinize çekmemeniz zor bir iş. Bir yandan da Amerika gibi ülkeler ve NATO, aynı zamanda NATO üyesiyiz. Ve Rusya karşısında bir pozisyon almamız da isteniyor. Dengede götürmek gerekiyor. Bu da zor bir iş. Yani, başarıyoruz ama. Başardığımızı düşünüyorum. Evet. Evet, gerçekten politikamız bunu başarabiliyor, ülke politikamız. Peki, son zamanlarda Çin, Orta Doğu'da aktif bir şekilde varlık göstermeye başladı. Son olarak İran ve Suudi Arabistan arasında arabulucu rolü üstlendi. Bu da çok ilginç geldi evet. bana değil Çin'in mi? Orta Doğu'da olması da ilginç. Çok ilginç geldi bana. Çin'in mevcut politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında çok yeni, yepyeni bir Çin politikasıyla karşı karşıyayız değil mi? Evet, yani herkes şaşırıyor Çin'in bu kadar, mesela Orta Doğu'da ne iş var gibi. Birçok bölgede Çin'i görüyorsunuz, Afrika'da var, Balkanlar'da var. En başta şunu demek lazım, Çin sadece İran'la Suudi Arabistan arasında değil, mesela en son Rusya ile Ukrayna arasında da arabulucu olmak istediğini söyledi. Ama mesela şu an az önce dediğimiz gibi Putin bir savaş suçlusu olarak görülüyor ve Çin başkanı da onun elini sıkacak bir kişi. Yani savaş suçlusu bir ülkenin başkanı. Onunla görüşmek de artık kolay bir iş değil ama Çin bunu da yapıyor. Yani bir arabuluculuk, bir barış elçisi rolü üstlenmeye çalışıyor kendince. Ama bunda mesela İran, Suudi Arabistan konusunda başarılı da oldu. İki tane çok nasıl diyelim uzlaşmaz bir iki ülkeyi bir araya getirdi. Masaya oturttu ve anlaşma sağlandı. Bu iki ülkeden bahsetmek gerekirse yani İran ve Suudi Arabistan Orta Doğu'da başlıca istikrarsızlık kaynağı diyebiliriz. Çünkü iki ülkede birçok ülkelerde böyle vekil grupları var. Bu bazen iki ülke bu vekil gruplar arasında çatışmalar yapıyor. Bazen sıcak savaş bazen soğuk savaş şeklinde. Mesela Yemen'de bir tarafı İran destekliyor, bir tarafı Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor ve oranın halkı yıllardır inanılmaz sıkıntılar yaşıyor. Yani çocuklar açlıktan ölüyor, kolera salgını var, çocuklar inanılmaz hastalıklar yaşıyor, oranın halkı inanılmaz ekonomik açıdan zor durumda. Bir iç savaş deniyor ama iç savaş değil aslında yani. Bu İran ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin maalesef onların sayesinde bu duruma geldi ve aynı zamanda mesela Suriye'de bir taraf Esad'ı destekliyor, bir taraf karşısında. Bu şekilde yani iki ülke Orta Doğu'da istikrarı bozan ülkeler olarak görüyorum. Çin'in bunları masaya oturtması ve bir açıdan uzlaşma sağlaması aslında bir açıdan faydalı. Çünkü barışı sağlanırsa bu iki ülke arasında Orta Doğu'da en azından birazcık Orta Doğu halkları birazcık rahat edecektir. Ama Çin bunu ne için yapıyor? Tabii ki insanları düşündüğü için vesaire değil. Tam da onu diyecektim. Evet. Yani Çin'in bundan Çin'in son olarak yürütmüş olduğu bu politikadan edinimi nedir? Bir ediniminin olması gerekiyor. Yoksa çok havada kalıyor. Evet. Değil yani mi? Tabii ki insanları düşündüğü için vesaire değil. Yani tamamen para odaklı yani nasıl diyelim kar odaklı, ticari odaklı düşünüyor. Çin'in amacı şöyledir yani istikrar olursa ticaret yürür. Çin de kendi menfaatine bakar. Aynı zamanda bu iki ülke, İran ve Suudi Arabistan, enerji yönünden çok zengin ülkeler. İkisi de petrol zengin ülke. Evet. Çin de petrol üretemeyen bir ülke. Bunlardan ithal ediyor. Sadece salgın hastalık üretirler. Evet, maalesef. Yani öyle bir kötü imajı da var Çin'in. Önceden bu kadar şey değildi ama böyle bir imajı da var maalesef. Maalesef diyebilirim öyle yani. Öyle. Öyle. Çin şöyle yaklaşıyor. Bir de Çin'in şöyle bir politikası var. Bir kuşak bir yol diye bir politikası var. Bir projesi var daha doğrusu. Hı hı.
Buna asrın projesi diyorlar. Çünkü devasa, yani bir ucu ortada da bir ucu Afrika'da. İran, Suudi Arabistan'ın bunun bir parçası. Yani bu projenin sürmesi için, Çin'in iktisadi politikaların devam etmesi için İran ve Suudi Arabistan arasında barış olması gerekiyor. O yüzden de Çin'in lehine bu durum bu. Çin mesela ne yapıyor ülkelerde? Bir ülkeye gidiyor, ben diyor ki sizin şöyle bir şeyiniz var diyor, ben size kredi sağladım diyor. Yani o ülkeyi borçlandırıyor. Siz diyor o parayla diyor şöyle şöyle projeler yapın diyor. Sonra o ülkelerde tabii yoksul ülkeler olduğu için, mesela Yunanistan gibi, sonra ödeyemiyor borcu. Sonra da diyor ki sen bu borcu ödeyemedin, şu tesisini bana ver diyor. Mesela Yunanistan'ın Pire Limanı bu şekilde el koydu. Yine Afrika'da birçok ülkeye bunu yaptı. Buna borç diplomasisi diyorlar uluslararası ilişkilerde. Çin bu şekilde, yani ekonomik şekilde hegemonyasını devam ettirmeye çalışıyor böyle bir ülke. Yani bir yandan da tabii ki Çin'in bu kadar aktif olmasının sebebi de Amerika'nın orada olmaması. Obama döneminde ve sonra da şu anda Biden döneminde Amerika Orta Doğu'dan çok fazla çekildi ve bir boşluk oluştu Çin'de. Bunun sebebi ne olabilir peki? Amerika'nın Orta Doğu'dan bu kadar elini çekmesinin sebebi ne? Ya şöyle bakıyor, artık Amerika eskisi gibi ekonomik hegemonyası olmayan bir ülke. Çünkü herkes artık dünyanın para birimi dolar olmaktan çıkıyor ve ülkeler kendi milli paralarıyla ticaret yapmaya başlıyor. Evet. Eskisi kadar askeri gücü yerinde değil. Hı hı. Yani eskisi gibi güçlü bir ülke değil artık Amerika. Hegemonyasının azaldığını hissediyor. Ve böylece de yavaş yavaş diyor, mesela bizim Irak'ta ne işimiz var diyor. Yavaş yavaş oradan çekiliyor. Suriye'de diyor biz şimdiye kadar Esad'ı destekledik diyor. Yine Rusya geldi, İran geldi. İstediğimiz kazanımları elde edemedik diyor. Oradan çekiliyor. Artık biraz kendi menfaatine bakıyor ve buralarda bizim ne işimiz var deyip çekilmeye başlıyor. Kendi gücünü biriktirmeye başlıyor ve tamamen Çin'e odaklanmaya başlıyor. Hmm. Yani asıl politikası şu an Amerika'nın Asya üzerine odaklanmış durumda ve Çin'in yükselişini durdurmaya odaklanmış durumda. Bu da tabii ki tüm dünyayı etkiliyor. Evet. Yani ne kadar spekülasyon gibi gözükse de inanmadığım tarafları da yok diyebileceğim şeyler var. Örneğin tüm dünyanın yaşamış olduğu salgında Amerika ile Çin'in birbirlerine olan evet, ticaretin devam etmesi. Değil mi? Yani öyle. İnanıyorum, böyle şeylere inanıyorum ben. Yani şöyle, o salgın meselesi zaten birçok yönlü şüpheli. Ama şu an mesela en son okuduğum bir CIA raporuydu sanırım. Onlar da bunun işte Çin'in şu laboratuvarından sızdığı vesaire söyleniyor. Zamanla anlaşılacaktır. Ama orada ama zaten söyleniyor yani. Laboratuvardan resmi işte. İstemsiz bir şekilde sızdığı söylendi ilk başta. Evet. Ama şimdi artık bile isteye, evet, bile isteye sızdırıldığı söyleniyor. Sanıyorum bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediler. Olabilir. Ya da bu belki de biyolojik savaş olarak mı başlatıldı? O da olabilir. Gelecekte belli olacaktır yani. Ama çok ama istemsiz olması da biraz garip geliyor. Yani böyle acayip bir virüsün de bütün dünyayı etkileyecek bir virüsün de istemsiz şekilde yayılacağını çok düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Hı hı. Kesinlikle düşünmüyorum. Ki Çin'in Wuhan eyaletindeki o laboratuvarda belli dönemlerde bu tür deneyler yaptığı söyleniyor. Deneylerin de yaptığı ve sızdığı da söylenmekte. Mesela Trump en başından beri bunu Çin virüsü demişti. Sonra bir şekilde Trump, tabii seçimler vesaire oldu ama Trump bir şekilde o koltuktan indirildi. Biden da gelir gelmez ama mesela o korona politikalarını uygulamaya soktu. Trump mesela bunların hepsine karşı çıkan biriydi. Özellikle bunu Çin'in yaydığını ve işte ülkelere hedef aldığını vesaire söylüyordu yani. İnanıyorum ben. Evet, şimdi önemli bir konu daha var ki bu hakikaten hepimizin de canını sıkıyor diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'nın Suriye kolu olan YPG'ye desteğini ve aynı zamanda Yunanistan'da giderek arttığı üslerini ve yaptığı yığınakları göz önüne alırsak Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgemize yönelik stratejisi sizce neyi amaçlamaktadır? Evet. Yani işin Türkiye kısmına gelince en başta
PKK'ya olan Amerika'nın desteği zaten aşikar. Bu YPG dediğimiz şey PKK'nın Suriye kolu. Ama bunu uluslararası kamuoyunda işte YPG, SDG, o da Suriye Demokratik Güçleri diyorlar. O da PKK, YPG de PKK. Ama bunu bu şekilde yansıtarak Amerika desteklemeye devam ediyor. Bir şekilde devam ediyor. Bunu mesela birkaç yıl önce şöyle diyordu. Ben bunları diyor destekliyorum ama ne için destekliyorum? IŞİD var orada. Onlara karşı savaşsınlar diye destekliyorum diyordu. Bir şekilde dünya kamuoyuna böyle pazarlanıyordu. Avrupa'da de destekleyen diyordu. Kendisi değil miydi? Evet. Yani ama şu an IŞİD de yok. Yani IŞİD bitti gibi bir şey artık. O yüzden bir mantıklı bir gerekçe de kalmıyor. Ve hala da destek devam ediyor. Onun dışında dediğiniz gibi Yunanistan'a askeri yığınaklar yapıyor. Yunanistan'a giderek askeri üsleri artıyor Amerika'nın. En son sanırım Dede Ağaç'ta vardı. Bize yakın bölgeler hep bunlar. Sürekli Yunanistan'da bir askeri üsleri artışta. Yine Bulgaristan'da var Amerikan üssü. Romanya'da var. Ki Romanya çok fazla son zamanlarda Amerikan yanlısı bir ülke haline geldi. Romanya bir de çok jeopolitik konumu önemli bir ülke. Çünkü bir yanında Karadeniz var ve orada Ukrayna'yla bağlantısı var. Zaten Amerika'da diyor ki ben bu üsleri diyor Rusya'yı savunma hattı oluşturmak için diyor. Bu üsleri buraları kuruyorum diyor. Ama uzmanlar da diyor ki ya Türkiye daha doğrusu diyor ki burada amaç diyor Türkiye'yi aynı zamanda bir çevreleme siyaseti olduğunu söylüyor ki ben de buna katılıyorum. Tabii aynı zamanda Rusya tabii ki Amerikan düşmanı ama bunlar aynı zamanda bizim çevremizdeki ülkeler ve buraların hepsi kuzeyimiz, güneyimiz birçok Amerikan üssüyle doldu ve Türkiye'nin çevrelendiğini kesinlikle düşünüyorum. Yine aynı şekilde Güney Kıbrıs mesela güneyimizde de Güney Kıbrıs'ta yine Amerikan üssü var. Dediğim gibi zaten güneyde Suriye ve Irak'ta PKK'nın varlığı var. Batıda Yunanistan, Romanya vesaire. Kuzeyde de yine Karadeniz'de yine Amerikan'ın varlığı var. Baktığınızda bir çevreleme siyaseti olduğu bence açık. Yani Türkiye ne yapmalı dersek, Türkiye'de bence bunun farkında çevreleme siyasetinde. Amerika'nın da niyetlerinin farkında, Rusya'nın da. Mesela ama nasıl farkında olmasın? Yıllar yılı zaten konuşulan ve Türkiye'yi hakikaten çok ciddi tedirgin hale sokan bir incirlik konusu vardır. Evet. Yani Amerika yıllardır hep zaten bunu yapmakta, Türkiye üzerinde bunu uygulamakta. Hı-hı. Yani bunu hiçbir ülkenin bu kadar kolay ve yumuşak bir şekilde kabulleneceğini de ben düşünemiyorum. Biz yine çok güzel bir politika yürütüyoruz Amerika'ya karşı. Hı-hı. Öyle değil mi? Evet. Yani birçok konuda yanlışlar olabilir ama ben NATO üyeliğimizin hala caydırıcı olduğunu düşünüyorum Rusya açısından. Mesela Rusya'nın bir anda Ukrayna'ya böyle bu şekilde, bu kadar net bir şekilde saldıracağını kimse düşünemez. Herkes bir gün bir baktı ki Ukrayna'ya saldırmış ve bütün Amerika arkasında, Batı arkasında herkes Rusya'nın saldırganlığını gördü. O yüzden mesela şu an İsveç, Finlandiya NATO'ya girmeye çalışıyor. Türkiye'de NATO üyesi olarak bir caydırıcılığı var yani. Bunu da Türkiye'de dengelemeye çalışıyor. Az önce dediğim gibi Batı ile Rusya arasında bir denge kurmaya çalışıyor. Mesela Rusya'da geçenlerde bir siyasetçi, Ermeni kökenli, hala Türkiye'deki niyetlerinden, yani bir milletvekili, işte Türkiye'de İstanbul'a vesaire sanırım niyetlerinin olduğundan, oraları ele geçirmekten vesaireden bahsediyor. Yani Rusya böyle bir şey. Buyursunlar. Evet. Bekliyoruz. Yani Rusya böyle bir şey. Rusya'nın saldırganı zaten mesela Osmanlı'nın son dönemlerinde de Rusya'yla savaşlar yani Osmanlı yıkan. Yani onun dışında Amerika'nın niyetleri belli, Rusya'nın belli. Türkiye'de bir denge siyaseti uygulamaya çalışıyor. Bazı hocalarımız da şöyle diyor. Yani bir diyor Amerika'ya göz kırpıyorsunuz, bir Rusya'ya. Bu diyor bir çelişki değil mi diyor. Hayır, bu siyaset, tamamen siyaset. Evet, tamam, böyle düşünenler de var. İşte, tamam, yani bu politik. Mesela diyorlar ikiyüzlülük değil mi? Yani bir o yana bir yana. Ama işte zor yani bu siyaseti gütmek de zor. Bir taraftan yana çok fazla aktif olursanız bu sefer yani bu dengeyi kurmak gerçekten zor. Ve Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. Bir de bir şeyden bahsedeyim. Uluslararası işlerde stratejik esneklik diye bir kavram var. Yani şöyle diyorlar. Türkiye yani bunun dış politikada bunu uygulama diyor hocalarımız. Bu ne demek? Geri geldiğinde askeri operasyon, geri geldiğinde diplomasiyi kullanarak bir şekilde dengeli işimizi götürmek demek. Yani kısaca bu şekilde. Türkiye de bunu yapmaya çalışıyor. Evet. Ve ülkemiz diye söylemiyorum. Ama ülke politikamız gerçekten dengede her türlü balyoz güce karşı
kendi balyozunu kullanabilecek güçte diye düşünüyorum. Evet. Doğru zaten mu düşünüyorum? Yani askeri güç olarak Türkiye son yıllarda bu savunma sanayinde çok büyük atılımlar yapıyor. Ve bu da zaten olmazsa olmaz bir şey yani. Caydırıcılık olmadan olmaz. Onun dışında dediğim gibi NATO üyeliğimiz de bir caydırıcılık. Bunlar çok önemli yani. Evet. Peki siz gelecekte siyasette yer almak istiyor musunuz? İstiyorum ama özellikle şöyle söyleyeyim. Uzmanlık seviyemi artırarak ve bunu yabancı dillerle de destekleyerek ileride yer almak istiyorum. Yani en azından dış politika konusunda iyice uzmanlaşarak diyeyim. Harika. Öyleyse biz de şimdiden yolunuz açık olsun diyoruz çok size ve çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, uluslararası ilişkiler uzmanı ve girişimci Sayın Kemal Kısa konuğumuz oldu. Uluslararası ilişkilerimizi, politikaları mercek altına aldık. Hoşçakalın.